Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü videomda da sizlere bu güzel boncukları kullanarak ve bu tatlı renkleri kullanarak çok güzel bir motifin yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Lütfen kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini açın ve her gün yayınlayacağım videolardan haberdar olun. Ayrıca videomu beğenerek ve yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı yakınlarınızla, sevdiklerinizle paylaşırsanız, sevdiklerinizi önerirseniz kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz, emeklerime destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hemen Bismillah deyip güzel motifimizin yapımına başlayalım. Yapımı oldukça kolay. Dikkatli ve yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hemen şu şekilde parmağımıza doluyoruz. Hemen şu şekilde. Bakın, ipi parmağıma doladım. Ve buraya 5 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Önce ilk düğümümü atıyorum. Bunun içine 5 zürafa yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. zürafamı yapıyorum. Bu şekilde 5 tane zürafamı yaptım ve bu noktada şu şekilde ipimi çektim arkadaşlar. Bakın, şu şekilde sıkıştırdım yaptığım zürafaları. Sonra bunu elimde şu şekilde çeviriyorum. Çevirdikten sonra ilk yaptığım zürafanın içine batıyorum ipimi ve bir düğüm yapıyorum. Sonra diğer zürafanın içine batıyorum ve buraya bir zürafa yaptım. Ve sonra diğerinin üstüne yanındakilere bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 5 zürafanın üstüne 4 zürafa geliyor. Bu 4 zürafa yaptıktan sonra en son yapacağım 5. zürafada da bakın şuradakine şuradakinin içine batıyorum. Şu şekilde göstereyim. İpimi bu şekilde aldım. Ve şu şekilde yuva oluşturdum arkadaşlar. Sonra bunu elimde tekrar ters çevirdim. Ve bunun içine bu yuvaları kullanarak çiçeklerimizi yapacağız. Ters çevirdiğim yerden ilk zürafanın içine 2 zürafa yapıyorum ve ilk yaprağımı yapmaya başlıyorum. Tane zürafayı yaptım arkadaşlar. Sonra bunun başına dönüyorum. Ve buna artırma tekniğiyle 3 zürafa yapacağım. Şu şekilde. Artırma tekniğini kullanarak 2 zürafadan 7 zürafaya kadar çıkacağım arkadaşlar. Şimdi ben o tekniği kullanarak 7'ye kadar çıkayım. Sonra kesmeye gelince size göstereyim.
Arkadaşlar bu şekilde. 2 zürafadan 7 zürafaya kadar arttırdım. 7'den sonra da kesmeye başlıyorum. Yani kesme tekniğini kullanarak, eksiltme tekniği de diyebilirsiniz. Şimdi eksiltme tekniğini yaptığım yere geçtim. Bu tarafa doğru. İlkinin değil de ikinci zürafanın içine batarak bu şekilde ilerliyorum. İpim beyaz olduğu için kamerada çok net görünmüyor sanırım. Diğer koyu renk ipimi kullandığım zaman bu aşamaları tekrar göstereyim. Şimdi arkadaşlar bakın 7'den 6'ya düştük. Bunu 5, 4 ve 3 olarak devam ettireceğiz. 3'te ipimi keseceğim. Yani 2 ile başlıyorum, 7'ye çıkıyorum ve 3'te de ipimi kesiyorum. Şimdi ipimi keseceğim yere kadar ilerleyeyim. Yani 3 zürafaya kadar düşüreyim ben motifi. Evet arkadaşlar, bu şekilde. 3 zürafaya kadar geldim. 2, 1 olarak değil de bu şekilde 3'te ipimi şimdi burada kesiyorum. Bu şekilde oluyor. Aynı tekniği kullanarak beyazdan bir yaprak daha yapacağım şimdi. Onu da yapayım hemen. Evet hanımlar. İkinci yaprağımızı da aynı tekniği kullanarak yaptık. Şimdi de bu noktada bu çiçeklerin etrafını zürafa çevireceğim. Şu şekilde nasıl olduğunu göstereyim. Hemen şuradan ipimi takıyorum. Sabitliyorum motife. Bütün çiçeğin yapraklarının etrafını bu şekilde zürafa çeviriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Video çok uzun olmasın diye sadece hangi işlemleri yaptığımı, hangi teknikleri kullandığımı göstererek ilerlemeye çalışıyorum. Bu şekilde ben bütün çiçeğin etrafını da döneyim ve size bitmiş halini, yani bu beyaz kısmın bitmiş halini göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın bu şekilde bütün çiçeğin etrafını çevirdim. Şu şekilde iğneyle de göstereyim çevirdiğim yerleri. Bakın. Şimdi mürdüm rengi olan ipimle aynı şekilde aynı tekniği kullanarak 3 yaprak daha yapacağım. Hemen şuraya ipimi sabitliyorum. Fazla olan ipimi kesiyorum. Buraya 2 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Yuvanın içine 2 zürafa yaptım. Geri başa dönüyorum. Şimdi 3 zürafa. Artırma tekniği ile. Az önce de anlattığım gibi 2 zürafa ile başlıyorum ve artırarak 7 zürafa olana kadar devam ediyorum arkadaşlar. Dört zürafa oldum şimdi. Tekrar en baştakinin içine batıyorum. Artırma tekniğinde her zaman
şuradaki sıranın içine batarak. Yani başa döndüğümüzde şöyle net göstermeye çalışıyorum. Bakın şu en baştaki zürafaların içini doldurarak gidiyoruz. Artırma tekniğinde. Ve sondakine de birer tane yapıyoruz arkadaşlar. Kesme tekniğinde yani eksiltme tekniğinde de geri başa döndüğümde bu en baştakine değil de hemen bir sonrakine. Yani ikinci zürafaya batarak ilerliyoruz. Aradaki fark bu. Yani püf noktası bu. Artırma ve eksiltme tekniklerinin birbirinden farkı bu arkadaşlar. Çok basit. Bakın en sondakine geldim. Ve en sondakinin içine bir tane daha yapıyorum. Şu şekilde. Bunları çok uzun yaparsanız motif şekilsiz olur. Bunları güzel ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani zürafaların boyu birbirine uygun olmalı. 5 zürafaya çıktım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Bakın en baştakinin içine batıyorum, artırıyorum. Buraya bir zürafa ve hemen yanındakine. Şimdi bu sırada da 6 zürafam olacak. En sondakinin içine geliyorum. Bir zürafa yaptım. Ve artırıyorum tekrar. Bir zürafa daha yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Aynı tekniği devam ettirerek şimdi 7 zürafa yapacağım. Sonra da şurada anlattığım gibi kesme tekniğine geçeceğiz. Arkadaşlar bakın 7 zürafaya çıktım. Şimdi kesme tekniğine geçiyorum. Söylediğim gibi bir sonraki zürafanın içine batıyorum. 6'dan 7'ye düşüreceğiz. Hemen yandakilere batarak zürafalarımı doldurarak ilerliyorum. Bakın 7'den 6'ya düşecek şimdi. En sondakinin içine geldim. Bir zürafa yaptım. Artırırken buraya bir tane daha yapıyorduk ya. Şimdi burada yapmıyoruz. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Hepsi bu yani. Mantığı bu. Evet arkadaşlar. Anlattığım gibi aynı teknikle bir tane daha mürdüm rengi yaprak yaptım. Şimdi aynı yapraktan iki tane daha yanına yapacağım. Bunu da 3 yaprağa tamamlayacağım. Sonra da etraflarını çevireceğim. Ve sonra damarları, yaprakları, tohumunun nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen 2 yaprak daha yapıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bitirdim bu şekilde. 2 yaprağım daha oldu. Yani bitirdim derken bu 3 yaprağı bitirdim. Şimdi de aynı bu beyazlarda olduğu gibi bu yaprakların da etrafını zürafa gideceğim. Şu şekilde ondan da biraz göstereyim. Şuraya ipimi sabitliyorum en başa. Dışarıda epey bir fırtına var şu an. O yüzden ses geliyor, kusura bakmayın arkadaşlar. Bu şekilde bunun da etrafını zürafa gidiyorum. Kameranın netleşmesini bekliyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Hepsinin etrafını zürafa gidiyoruz. Ben şimdi bu 3 yaprağın da etrafını zürafa giderek tamamlayayım. Ve diğer aşamaya geçelim hep birlikte. Siz de benimle birlikte yapıyorsanız devam edebilirsiniz birlikte. Bakın arkadaşlar, bu şekilde de 3 yaprağımın da kenarını gittim. Tohumu şu şekilde alttan sıkıştırdım. Şimdi bu beyaz yaprakların damarlarının
İpimi hiç kesmedim bakın. Şu bitirdiğim yerde duruyor. Bu beyaz yaprakların damarlarının bu mürdüm rengi iple yapacağım arkadaşlar. Hemen şunun altından şuradan çıkardım ipimi. Ve buraya damarları yapacağım. Bakın şu üstten geçirdim. Buradan buraya geldim. Arkada ipim. Arkadan da direkt şuraya batıyorum. Sonra aşağıya geliyorum. Ve sonra buradan. Bunu da aşağıya. Bu şekilde arkadaşlar. Sonra diğer yaprağımın alt kısmından bakın şuradan iğneyi çıkardım. Gene şuraya batıyorum. Sonra buradan onu aşağıya. Sonra da arkada şu noktadan getiriyorum ve aşağıda hepsini birleştiriyorum. Bu şekilde. Sonra elimle ters çevirdim. Motifime ilk başladığım ipim burada. Onu şu şekilde alıyorum. Ve diğer damar yaptığım iple onu şuradan düğüm yapıyorum arkadaşlar. Açılmasın diye. Bu şekilde. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi arkada ikisini keseceğim. Beyazı da kesiyorum. Mürdüm rengi olanı da kesiyorum arkadaşlar. Şimdi de elime beyaz ipimi alacağım ve mürdüm rengi olan yapraklarımı da damarlarını beyazla yapacağım arkadaşlar. Hemen ipimi takayım iğneye geliyorum. Beyaz ipimi de aldım geldim. Şimdi de arkadan ipimi şu tohum yapılacak yere düğümlüyorum. Çiçeğin ortasına bir düğüm yaptım arkadaşlar. Ve şu şekilde ilk damar yapacağım çiçeğin. Bakın şurasından iğnemi geçirdim ve ipimi ön yüze çıkardım. Bakın şu şekilde ip ön yüze çıktı. Sonra az önce gösterdiğim gibi aynı şekilde ilk önce öne, sonra yukarıdan aşağıya geliyorum. Sonra da hemen şuradan. İp tekrar arkaya döndü. Şimdi de tekrar ipimi aynı şekilde damar yapacağım çiçeğin altından getirdim. Buraya ipimi geçiriyorum. Üstten tekrar öne alıyorum ve aşağıda birleştiriyorum. Sonra da arkadan tekrar şuraya batıp aşağıda birleştirerek ipimi arkaya alıyorum. Diğer yaprağıma geçiyorum arkadaşlar. Damar yapımının ne kadar basit olduğunu soran arkadaşlar için, bilmeyen arkadaşlar için bu şekilde göstermiş oldum. Bu şekilde damarımızı da tamamlamış olduk. Arkada da şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Şimdi en son beyaz damarı da tamamladıktan sonra iğnemi, ipimi hiç kesmeden şu ortadan çıkarıyorum arkadaşlar.
Burada da boncuğumu iğneye takıyorum. Boncuğumu taktım. Burada çiçeğimin tohumunu da boncukla tamamlamış oluyorum. İyice pekiştirelim. Çift düğüm olsun şöyle arkadaşlar. Evet. Şimdi de en son çiçeğimizin yeşil yapraklarını yapacağız arkadaşlar. Buraya da düğümünü atalım. Ve beyaz ipi keselim. Şurada yaptığımız yerlerden düğüm atıyorum. Çift düğüm attım. Ve ipimi burada kesiyorum. Daha sonraki videolarda iple nasıl tohum yapılır onu da paylaşacağım sizinle. Şimdilik yeni öğrenen arkadaşlar, tohum yapımında zorlanıyorsanız bu şekilde boncukla tohum da yapabilirsiniz. Bu şekilde motif yapımı oldukça kolay. Bunlardan patiklerin üzerine dikebilirsiniz, tesbih yapabilirsiniz, kolye yapabilirsiniz, yüzük yapabilirsiniz, seccade süsleyebilirsiniz, namaz örtüsünü yapabilirsiniz, yazmalara yapabilirsiniz. Bu motifleri istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yapacağınız yere göre motifin sayılarını isterseniz küçültün, isterseniz büyütün. Bana göre bu ideal sayı. Şimdi de arkadaşlar hemen şuradan ipimi sabitliyorum. Artırmadan eksiltmeye geçtiğim yerler, bakın buralar. Buraları çiçeğin yeşil yapraklarını yapmak için kullanacağım. 7 tane zürafa yaptığımız sıra vardı ya, oraya batıyoruz arkadaşlar. Yaprağın birer tanesinin nasıl yapıldığını göstereyim. Video daha fazla uzamasın. Buraya geri döndüm bir zürafa yapıp, yani bir yuva oluşturdum. İçine 3 tane pırpır yapıyorum önce. Pırpırımı yaptıktan sonra en başa geri dönüyorum. Ve üstüne 2 tane zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra da dönüp onun üstüne bir tane zürafa yapıyorum ve geri dönüp onun tepesinde çift düğümle yaprağımı bitiriyorum. Ben yaprak yaparken hiç ip kesmeden şu şekilde diğerini atlayarak 5 köşenin de yaprağını tamamlıyorum. En son iplerimi kesiyorum. Sürekli ip kes, tekrar düğümle, tekrar başla. Zor oluyor. Bu şekilde daha pratik arkadaşlar. Hemen ben diğer şu yapraklarımı da tamamlayayım. Bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, motifimin bitmiş hali de bu şekilde. Benim en sevdiğim motiflerden biri. Hem yapımı çok zevkli, hem renkleri çok güzel. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ve sizden son ricam, lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.